Merhaba. 3D baskılarda baskının farklı bölgelerinde farklı işlemler kullanmak için yardımcı olan özelliğe değiştirici diyoruz. Değiştiriciler sayesinde hem filament tasarrufu sağlayıp hem de sağlam baskılar alabiliriz. OnShape e giriş videomuzda hazırlamış olduğumuz test modeline benzer bir model üzerinden bugün sizlerle değiştirici özelliğini öğreneceğiz. Tablomuzda bulunan test modelimizi incelediğimizde üzerinde 2 adet konik şeklinde pim kısmı bulunan dikdörtgen alanlarında ise 4 adet yuvarlak vida deliği bulunan bir model olduğunu görüyoruz. Modelimizde bulunan konik şeklindeki pimler ve dikdörtgen alanda bulunan vida deliklerimiz modelimizin en zayıf noktalarını oluşturuyor. Normal şartlarda baskıda kullanmış olduğum dolgu yoğunluğu %15. Biz bu baskıyı daha sağlam hale getirmek için dolgu yoğunluğumuzu %15'ten %100'e çekerek zayıf olan kısımları güçlendirebiliriz. Bu videomuzun konusu olarak Orca Slicer'ın modifier yani değiştirici özelliğini kullanarak modelimizin değişik yerlerinde farklı ayarlar kullanalım. İki farklı yöntem ile modelimizde değiştirici özelliklerini uygulayabiliriz. Birinci yöntem hazırlık menüsündeyken modelimize sağ tık yapıp yükseklik aralığı değiştirici işlemini açmak. Bu yöntem ile nesneler kısmına yeni bir satır gelerek bizden değişiklik yapmak istediğimiz katman aralığını milimetre olarak girmemizi ister. Şimdi modelimizde yükseklik aralığı değiştiricisini uygulamak için nesneler kısmında gelen aralı kısmına yüksekliğin başlangıç ve bitiş kısmını yazmamız gerekiyor. Bunun için ilk başta ön yüzleme kısmına gelerek dilimlemiş olduğumuz modelimizde pimlerin başlangıç kısmının kaç milimetrede olduğunu bulalım. Sağ taraftaki katman aracımızdan pimlerin başladığı kısma kadar iniyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus pimlerin başladığı katmanı değil de birkaç katman altından başlamamız. Şurada gördüğünüz gibi şu an ben 38. katmanda ve 7,60 milimetre yüksekliğindeyim nesneler kısmındaki aralık kısmına başlangıç değerim olarak 7,60 değerine bitiş kısmına da modelimizin pimlerinin nerede bitiyse orada bulunan katman yüksekliğini yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 115. katmandayım ve yüksekliğim 23 mm. 23 mm olarak yazıyorum. Nesneler kısmından aralık kısmını açtığımda modelimize yan bir açıdan baktığımızda şeffaf bir şekilde yükseklik aralığı değiştirici aracımızın uygulandığını görüyorsunuz. Genel özelliklerde bizim dolgu yoğunluğumuz %15'ti. Şimdi biz nesnelerden değiştirici aralığı kısmının yoğunluğunu %15'ten %90'a çekiyorum. Nesnemizi incelediğimizde alt katmanlarda dikdörtgenin iç kısmında dolgu yoğunluğu olarak %15 kullandığımızı Pim kısmına gelindiğinde ise %90 oranında doluluk kullandığımızı rahatça görebiliriz. İkinci yöntem olarak yine hazırlık menüsündeyken modelimize sağ tık yapıp değiştirici ekle bölümünden istediğimiz şekli, STL'i, metni ya da SVG dosyasını yüklemek. Ben burada değiştirici kullanırken genelde küp şeklini kullanıyorum. Bir tane küp ekleyelim. Tablamıza bir tane küp gelmiş oldu. Bu küp fiziksel bir küp değil. Sadece değiştirici olarak kullanacağımız bir küptür. Şimdi bu küpü tablamızda bulunan nesnemizde dayanıklılığından şüphe ettiğimiz daha doğrusu daha sağlam olmasını istediğimiz bölgeye koyarak ona özel özellikler atayalım. Ben küpümüzü vida deliklerinin olacağı bölgeye ekledim. Şimdi bu küpten birkaç tane daha çoğaltacağım. Ctrl C, Ctrl V tuşuyla bir tane daha küp oluşturdum. Bu küpümü de alıp sol taraftaki vida deliklerinin olduğu kısma ekledim. Şimdi bir küp daha oluşturmak istiyorum. İsterseniz nesneye sağ tıklayıp buradan değiştirici olarak ekleyebilirsiniz. İsterseniz tablonuzda bulunan herhangi bir küp yani şu nesneler altında bulunan herhangi bir küp sizin işinizi görüyorsa bu küpün üstüne bir kez tıklayıp Ctrl C, Ctrl V ya da Macbook için Command C, Command V kısa yolunu kullanarak çoğaltabilirsiniz. Şurada bir küpüm daha oluştu. O küpümü de alıyorum. Bu küpüm birazcık boyutuyla oynayacağım. Boyutlandırma aracını açıyorum. Ölçeklendirme kısmını kapatıyorum. Küpümün genişliğini birazcık arttırıyorum. Birazcık da derinliğini arttırıyorum. Şimdi bu küpümü taşıma aracına tıklayarak Z ekseninde yukarı doğru taşıyorum. Yapmak istediğim işlem bu üçüncü oluşturmuş olduğum değiştirici küpünü pimlerin başlangıç kısmına yakın bir yere koyarak pimlere özel özellikler atamak. Pimlerin olduğu kısma bu değiştirici küpümü de ekledim. Hemen şöyle sağından solundan bakıyorum herhangi bir sorun var mı? Kapsamadığı bir alan var mı diye herhangi bir sorun gözükmüyor. Kolay hatırlamak için burada oluşturmuş olduğum 3 tane değiştirici küpünün isimlerini değiştiriyorum. Üzerine bir kez tıklayarak sağ, sol, PIM şeklinde isim veriyorum. Şimdi normal şartlarda herhangi bir değiştirici işlem uygulamadığımızda modelimizi incelediğimizde 3 duvardan oluşan içerisinde %15 oranında gyroid desenli kullandığımız Pimleri doğru yükseldiğimizde de yine bu %15 doluluğun devam ettiği bir nesne aslında. Ben bu nesnemde hem bu pim kısımlarını hem de vidaların gireceği delik kısımların daha sağlam olmasını istediğim için biraz önce nesneler kısmında görmüş olduğumuz değiştiricilere yani modifier'ları eklemiş oldum. Tekrar hazırlık kısmına gelip sağ tarafta bulunan iki adet vida deliğimin bulunduğu bölgedeki özelliklerin yoğunluğunu %70'e alıp dayanıklılık kısmına kısmından da dolgu desenimi bal peteği olarak değiştiriyorum. Plakayı dilimleyip yapmış olduğumuz değişikliği bir gözlemleyelim. Bakın şu an benim sağ tarafa eklemiş olduğum küp ve uygulamış olduğum değişiklikler bu bölgedeki bu kavmeti ve dayanıklılığı da arttırmış oldu. Sol taraftaki bulunan küpe dolgu yoğunluğu olarak %80 dolgu deseni olarak da 3 altıgeni seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sol taraftaki değiştirici küpüm sayesinde dolgu yoğunluğumu dolgu şeklim değiştirilmiş oldu. Bu sefer pim kısmının değişikliğini yapmak istiyorum. Pim kısmına da gelip dolgu yoğunluğu olarak %100 yapmak istiyorum. Katman barından yukarıya doğru tırmandığımızda Pimlerimizin yoğunluğunu %100 oranında olduğunu, yoğunluk sayesinde nesnemin daha sağlam olduğunu görmüş oldum. Orka Slicer'da bulunan değiştirici özelliğini sadece dayanıklılık kısmında değil, kalite kısmı, hız kısmında da kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, şimdi modelimizi incelediğimizde şurada bulunan konik kısmın üst kısımları aşağıdan yukarıya doğru bir incelme eğrisinde devam ediyor. Hız ayarlarımıza baktığımızda bizim dış duvar hızımızın ortalama 79 ile 90 arasında olduğunu görebiliyoruz. Ama biz yazıcımızı tanıdığımız için en üst kısımda bulunan yani daralan kısımların hızının burada bulunan yüksek değerlerle yazıldığı zaman kötü çıkacağını bildiğimiz için kendimiz belli bir noktadan sonra buradaki hızı düşürmek istiyoruz. Hemen hazırlık kısmına gelelim. Modelimize sağ tıklayıp bir tane değiştirici ekle kısmında küp ekleyelim. Bu küpümüzün boyutunu değiştirelim. bu değiştirici şeklini modelimizde hızın değişmesini istediğimiz alana taşıyalım. Şimdi normal ayarlarımızda baktığımızda bizim dış duvarımızın 79 90 mm saniye hızda yazıldığını görebiliyoruz. Değiştirici de eklemiş olduğumuz küpün hız kısmına gelip dış duvar hızını 30 mm saniye düşürüyoruz. Plakamızı dilimleyelim. Gördüğünüz gibi bizim değiştirici şeklini koyduğumuz alandaki hız burada yazmış olduğumuz 30 mm saniyeye otomatik olarak düşmüş oldu. Siz de basmak istediğiniz nesnelerde modelinizi iyice analiz ederek dayanımı düşük alanlara değiştirici şekiller kullanarak farklı ayarlar uygulayabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.